Herkese merhaba dikiş sınıfından. Ama bugün nakış sınıfı olduk. Çünkü Sevgi Hocam bize çok güzel püf noktaları ve teknik bilgiler verecek. Sevgi Hocamız bizim okulumuzun nakış ve el sanatları öğretmeni. 25 olduk mu hocam meslekte? 25'teyiz. Daha önce kendisiyle el sanatları ustalık sınavıyla ilgili bir videomuz vardı, hatırlayacaksınız. Bize ne anlatacaksınız hocam? Köşe çevirme tekniğini. Köşe çevirme tekniğini ustasından dinleyelim. Evet, başlıyorum. Evet, başlayın lütfen. Bu örtümüzde 8 cm baskı yapacağımız ölçü. Bu hep karışıyor hocam. Çünkü pikocuların farklı mantığı var. Ama temel teknik bu şekildedir. Yakından görüyor musunuz bilmiyorum. Şurayı 8 cm'den çizdim. 8 cm'den çizdiğim yer bizim kenar suyu yapacağımız ya da döndürüp dikişi dikeceğimiz mesafedir. Kıvırdığımız zaman 3,5 cm inecek burası bitmiş hali. 8 cm'den çizdim. 1 cm'den dikiş payımı çizdim. Çizgilerimi sonuna kadar getirdim. Şu iki köşenin üzerine cetvelimi koyup burayı çizdiğim zaman dikiş paylarımızı makineye çekerken dikmiyoruz. Şurası köşeyi dikeceğimiz yer. Şimdi işimi ters, ön yüzü birbirine gelecek şekilde. Burası kumaşın tersi mi hocam? Burası tersi, tamam. Tersindeyiz. Şöyle dikeceğim yere yakın iğnelerimi takıyorum. Şimdi buraya makine dikişimizi yapacağız. Şuraya kadar mı? Şuraya kadar. Tamam. Dikiş payımızı, kıvırma payımızı makineye çekmiyoruz. El dikişi de yapabilir isteyen dedi hocamız. Şimdi o işaretlediği yeri düz dikişle dikecek. Yaptık. Evet. Şimdi emniyet dikişlerini yaptığım için dikiş iplerimi dibinden kesebiliyorum. Temizlik çok önemli bizim işimizde tabii ki. Sizin işinizde de olduğu gibi, bizim işimizde de olduğu gibi. Evet hocam. Şimdi keseceğim hocam fazla olan parçayı. Buradan kaç santimden? Dikişimizden 1 santim mesafe bırakıyorum. Dümdüz kesiyorum. Şu son kısmını, köşeye gelen yeri bir tık verel kesiyorum, çıtlatıyorum. İçeride kalınlık yapmasın diye. Evet. Şimdi payımı ikiye açıyorum mutlaka. Evet. Şöyle elimle tutarak döndürüyorum katlanmaması için. Köşesini düzeltip tam çizgimize oturacak zaten. Evet, önce burayı iğneliyorum. Güzel görünüyor. Kalkmasın payı diye. Tamam. Şimdi kıvırma payımızı kıvırıp çizgimize iğneliyoruz. Tabii acemilerin mutlaka teğerlemesi gerektiğini söylüyorum. Ben de teğer yapacağım. Yapıyorsunuz değil mi? Teğer yapacağım. Evet. Şimdi çok tok ve sert kumaşlarda hani teğerlemeden de yapabiliriz. Ama evet. Bu çok rahat bu şekilde makineye geçecek bir kumaş değil. O evet. Yüzden teğerlemekte fayda var. Kaç yıldır bu işi yapıyor olursak olalım teğerden asla erinmiyoruz, gocunmuyoruz. Evet. Tam işaretlediğimiz kırma payımızı. Evet. Mesela burada hep böyle yapılmaması gereken şeyler var beni rahatsız eden. Şimdi pikocularda ya da internetteki videolarda gördükleri için mesela bu çizgiyi çizmiyorlar. Sadece köşeleri çiziyorlar. Bu arayı alıp ütüyle şöyle gerdirip basıyorlar. Hani dümdüz oldu kenarı zannediyor ama çizmezseniz o düzgün olmuyor. Olmuyor. Ya da pikocu onu yapar. Pikocu günde 50 tane örtü dikiyordur. Ama biz dikmiyoruz. O yüzden tekniğe bağlı olarak yapmakta fayda var. Bunu teğelleyeyim. Teğelini de göstereyim öyle makine. Tamam. Sadece bir köşesini göstereceğiz. Biz bunda ama sınıfımızı şöyle bir göstermek istiyorum. Ellerindeki işler.
köşe çevirmeler, bakınız. Artık ustalaşmış bir grup. Aynı zamanda benim de kursiyerlerim olur kendileri. Dikişe de geliyorlar, nakışa da geliyorlar. Sevgi hocam orada teerlemeye başladı. Evet. Şöyle hızlıca bir teerimizi. Tamam, bizim hiç acelemiz yok. Keyifle olur, izliyoruz. Evet. Köşeyi de dönüyoruz. Daha sonra buraya 1 milimden, değil mi hocam? Evet. Makine çekeceğiz. Telimizi temizleyip mutlaka tabii ki ütümüzü yapacağız. Evet. Şunu söylemek istiyorum şurada. Tamam. Şurayı da özellikle teerledim. Ütü yapana kadar iç payı çünkü basılmıyor. Orayı es geçsem, köşeden dönsem pay içinde kalkabilir. O yüzden önemli bir teknik ve püf noktası daha öğrenmiş olduk. Makineye geçelim. Şimdi 1-2 milim içeriden makine dikişini geçeceğiz. Ev tekstilinde 3-4 ayarında kullanacağınız kumaşın kalınlığına göre adım ayarımız değişir. Çok sık ayarda dikilmez ev tekstili. Dikiş adımımız büyük mü olacak biraz? Geliyorum. İğneyi içeride bırakıyorum köşeyi dönerken. Harika bir çekim oldu hocam. Emeklerinize sağlık. Devam ediyoruz tabii ki ama arada bu teşekkürü Sevgi hocama sizin adınıza da etmek istiyorum. Evet. Evet, dikişimizi çektik. T'elimizi söküyoruz. Devam edelim hocam böyle videolar çekmeye. Şimdi sizden bir söz alalım mı burada? Bilemiyorum. Kısmet. Kısmet. Allah güzel ömürler ve sağlık versin bize. Bizim çalışma şartlarımızdan dolayı fırsat bulmamız çok zor böyle şimdi. Evet. Maalesef. Tamam. Tabii uçan kalemle, ısıyla uçan kalemle çizildiği için ütülendiğinde bu çizgilerin hepsi gidiyor. Ben bir de şeyden çok şikayetçiyim hocam. Dikişte de nakışta da görüyorum. Kurşun kalem kullanıyorlar. Evet. Ya şimdi uçan kalem yoksa kurşun kalem de kullanılabilir ama çok uçuk. Yani 2B ile 2B. Aslında HB'li kalemleri çok hafif çizerek. O da tersinden olmak lazım. Tersinden tabii ki evet. Kumaşın. O şekilde de kullanılabilir. Evet. Önceden. Öyle kumaşına göre de değişir tabii ki. Çok ince bir sabun da olabilir ama en ideali uçan kalem dediğimiz ısıyla uçan kalemler. Evet, ütümüz de ısındıktan sonra hocamız ütüledi ve bakın ütüyü nasıl güzelleştirip nasıl değiştiriyor yapılan işi. Her aşamada, her makine dikişin üzerine sizde de sanıyorum ütü geliyor. Mutlaka. Şöyle köşemizin bitmiş hali. Hocam, teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Yeniden bekliyoruz. İnşallah. İnşallah.